Bıçaklı saldırıya uğrayan göz doktoru Kutlay Kandemir'in meslektaşları, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan her türlü şiddetin son bulmasını istiyor. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin bahçesinde toplanan sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Türk Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak, hastane doktorlarından Kutlay Kandemir'in bıçaklı saldırıya uğramasını protesto etti. Sağlıkta şiddet sona ersin! Sağlıkta şiddet sona ersin! Grup adına açıklamada bulunan Doktor Cengiz Muhtar sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. Savaş zamanlarında bile dokunulmaz olan hekimler, sağlık çalışanları, hastaneler maalesef barış zamanlarında günümüz Türkiye'sinde hedef alınıp katledilip öldürülüyor veya bıçaklanıyor veya hedef gösteriliyor. Bu şekilde mağdur ediliyorlar. Burada İş, sayın vekilimiz de burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki özellikle hekim milletvekili arkadaşlarımıza düşüyor. Geçenlerde çok güzel bir yasa çıkardılar. Futbolda şiddet önleme yasası diye günlerce mesai harcadılar. Ben de yakından takip ettim Meclis TV'de. Artık acilen sağlıkta şiddet yasasının acilen derhal çıkarılması lazım. Şiddetin her yeri kuşattığını söyleyen MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da herkese görev düştüğünü kaydetti. Sözlü veya fiili saldırıya uğramamış bir tek sağlık çalışanı yok. Gaziantep bu konuda daha acı. Doktorunu şehit vermiştir. Nurlar içinde yatsın Ersin Aslan şehit olmuştur. Kıymetli arkadaşlar, doktor beyin dediği gibi inşallah bu son olur. Elbette ki herkese düşen görevler var. Bilinçlenmeden, eğitimden tutun da yasal düzenlemelere kadar birçok konuda yapmamız gereken şeyler var. Ama her şeyden önce insan olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Her şeyden önce Cenab-ı Allah'ın şafi sıfatıyla şifa dağıtan ellerin bu eller olduğunu unutmamak gerekiyor. Onun için bu ellere uzanan her türlü çirkin saldırıyı nefretle kınıyoruz. Olmaması için de Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Sağlık çalışanlarına yönelik sistemin revize olması gerektiğini söyleyen Türk Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazaksa, sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromu yaşadığını dile getirdi. Artık yeter diyoruz. Bıçak yemeye dayandı. Bugün sağlık çalışanları yaşadığı mobbing, şiddet ve baskılar neticesinde tükenmişlik sendromu yaşıyorlar. Çalışan arkadaşlarımızın iki aya gidiyor, bir aya gitmiyor. Bu sistemin revize edilmesi gerekir. Bakan Bey'e açık çağrıda bulunuyorum. Sayın Bakanım lütfen sesimize kulak verin. Sayın hükümet yetkililer lütfen sesimize kulak verin. Bu hal böyle devam ettiği müddetçe korkuyoruz ki 3-5 yıl sonra vatandaşımıza hizmet sunacak birçok branşta hekim bulamayacağız. Bakın malpraktis davalarından dolayı birçok cerrah hekim arkadaşlarımız hekimlikten feragat etmeye başladılar. Birçok alanı tercih edilmemeye başlanıldı. Bunların vatandaşımıza olumsuz bir yansıması olacaktır. Bunların rotasını kaybeden sağlık sistemimizin tekrar rotasına kavuşması adına Bakan Bey'e buradan açıkça çağrıda bulunuyorum. Sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, meslek odalarının eleştirici farklı seslerine kulak vermeleri gerektiğini ifade ediyorum. Saldırıya uğrayan ve hayati tehlikeye atlatan Kutlay Kandemir de saldırganın henüz yakalanmamış olması nedeniyle gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmayacağını belirterek sağlıktaki şiddetin önlenmesini beklediklerini söyledi. Adli vaka olduğu için bir şey söyleyemeyeceğiz. Yani yakalansın ondan sonra gerekli açıklamalar olur. Grup açıklamanın ardından sloganlar atarak dağıldı. Şiddet sona ersin. Sağlıkta şiddet sona ersin. Sağlıkta şiddet sona ersin.